Nöbet bitti hanımefendi. Şimdi kapattık. Ne olursunuz. Başım çatlıyor. Ne olur kapatma. Ama ısrar etmeyin lütfen. Ali? Dur. Açtım açtım. Hemen açıyorum. Oğlum açsana kapıyı. Yiyeceksin kel kafana gondi. Açsana lan. O ne lan? Yiyeceksin kel kafana gondi. Açsana lan. Bak Fufu, kimler var burada? Ali Nazik. Ya kardeşim arkan dönüktü, tanıyamadım. Saçların ne oldu oğlum ya? Ya şansa bak Azra. Güzel kardeşim olmasa karpuz gibi çatlayacaktı başımız, iyi mi? Bundan bir tane hiçbir şeyin kalmaz. Canım benim ya. Nasıl gidiyor Ali? Hep aynı. İlaç sektöründeyim. Böyle devam işte. Vay be Ali, sen de eczacı oldun demek ha? Cool. Sen ne yapıyorsun Ferhat? Nasıl gidiyor? Ne yapalım be güzelim ya? Ben de ilaç sektöründeyim. Ha, tesadüf bak. Vay be arkadaş ya. Hatıralar canlandı birden. Ya Ali'm, senin ne güzel sesin vardı be. Hala şarkı söylüyor musun? Besteler falan yapıyordun. Var mı hala? Tabii tabii. Yapıyorum. Bazı şeyler kendi çapımda. Bana bak, benim iki gün sonra şirket partim var. Sen de gelsene. Bir iki şarkı patlatırsın, neşemizi buluruz. Eski günleri yad ederiz. Eğlence kafası ya. Bilemedim ki. Tamam ya, ben senin yerini bildim. Bak burada telefon var. Arıyorsun, adresi alıyorsun. Canım benim ya, çok tatlı ya. Hadi biz kaçtık. Al bakayım, üstü kalsın. Çok iyi ya. Çacito, biz bu salağı ne çağırdık şimdi ya? Ya yazın eğlencesi çıktı işte ya. Geyik yapacağız ya. Ha. Ver şuna gazı, ver gazı. Vereyim, vereyim değil mi? Azuş, kapsam alanımdasın. Şşş. Aldım onu. Sen de. Ali, ya ben seni çok özlemişim ya. Ayrıca ben senin sesini de özledim biliyor musun? Bak, partiye geliyorsun. Bizdesin, tamam mı? Sende o. Bahane yok. Bye. Ayım benim ya. Öpüyorum ağzından. Bye. Ferhat, ilaç kimya. Aynı sektördeyiz derken adam ilaç fabrikası kurmuş ama ya. Alo. Alo. Ya hadi ama artık. Saat 5 oldu. 7 seansına girelim. Ben sana söylemeyi unuttum değil mi? He. Dün nöbetçiydik ya. Sabah eczaneyi tam kapatırken Ferhat'la Azra geldi. Tesadüf. 2 gün sonra Ferhat'ın ilaç şirketinin partisi varmış. Beni de davet ettiler. Bir iki şarkı söylememi istediler. Azra da istedi. Gitmesem çok ayıp olur. Sen de gel. Gitmiyoruz yani filme. Ben bugün filme gelmeyeyim. Olmaz mı? Olur. Ben evdeyim. Hadi iyi günler. Ayıp oldu ya. Ne oldu Arzu Hanım? Olmaz amcacığım, olmaz. Olmaz, veremem o ilaçlardan sana. Senin kalbin var, ölürsün. Olur, olur. Allah rızası için ver şu haplardan. Günaydın. Ali, ne oldu sana? Ne oldu bana? Saçlar. Ha, o şey, sağlık. Kafa dilimde kızarıklık var da ondan o güneş görmesin diye. Nasıl kızarıklıkmış o? Ben bir bakayım ona.
Amcacığım sen otur. Şapka taksaydın bari. Ali Selami Şahin gibi olmuşsun. Selami Şahin ne ama ya? Ben sağlık ocağına gittim. Şey dedi, hava alsın dedi. Şapka olmaz dedi. Dibi file ya bunun, ondan. Buyurun. Merhaba. Bize kuşakabin lazım. Kuşakabin mi? Zevk laylonu, hani şişirince balon oluyor ya. Balon satmıyoruz. Kızım çok sapsın. Kılıf istiyorlar. Ha. Prezervatif mi? Evet, evet. Nasıl olsun? Abi, nasıl olsun? Kısa, kalın olsun. Kısa, kalın olsun. Ali! Şunlara bir prezervatif ver. Nasıl olsun? Kısa kalın. Kısa kalın. Hı-hı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk birader. Ya insan erkek olunca daha rahat soruyor bazı şeyleri. Bir prezervatif versene bize. He? Prezervatif. Ha, prezervatif. Prezervatif. Vatif. Ya ver işte amına koyayım. Neyse kardeşim ya. Kısa kalın. Hı-hı. Çok mu belli oluyor lan? Yok canım. Sıfata bakınca anlaşılmaz tabii. Tamam kardeşim, hadi gözünü seveyim. Ver de gidelim. Bekleyenimiz var. Bekleyeni bekletmeyelim. Hassas veriyorum. Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Sen şimdi böyle hassas falan derken ne demek istiyorsun lan? Ha? Hassas ince olur diye. İnce dedik mi kardeşim sana? Kısa, kalın dedik. Kafa mı buluyorsun lan sen bizde? Pezevenk. Yok abi, niye ben kafa bulayım? Aa, pis dalarım sana ha. Çekil lan. Abi dur. Lan oğlum ne duruyor ya? Görmüyor musun? Adam bizi sütlü sanıyor. Dalga geçiyor. Düğme. Yok abi, ben niye dalga geçeyim? Arzu Hanım bana öyle deyince ben... Bak hala Arzu diyor. Seni bir kurcalarım, ömrüm bir lakbini arzularsın. Ne diyorum lan ben? Hadi gidelim ya. Hadi. Ben kullanmıyorum zaten. İrina çok istiyor. Prosedür olsun diye yanında bulunurayım dedim. Oğlum boğuyor benimkini. Ne oluyor Ali? Yanlış anladılar ya. Ayıp oldu. Boş ver. Ne halleri varsa görsünler. Ben yokken buralar size emanet. Kavga, gürültü, pıtırtı istemiyorum ona göre. Tatildeyken aklım burada kalmasın, olur mu? Kalmasın. Siz bol bol tatil yapın. İyi dinlenin. Hı, iyi. Hadi siz de çalışın. Görüşürüz. Senin yüzünden dedeler gibi tapem çıkacak sonunda. Sonu bu valla. Olmaz bir şey, yakışıklı. Sakın birazcık vermiyorsun. Oo, çekirdek. Alırım bir dal. Ben gidiyorum. Buralar sana emanet. Nereye gidiyorsun be? Hasta mısın? Niye, sen doktor musun? Hayır, ben doktor değilim ama sana doktor lazım. Kafa doktoru. Kafa doktoru da diyebilirsin. Aslında yaşam koçu. Bitkisel destek ürünlerimiz de var. Bir kartımız bulunsun. Zihni orkine olsun. Selamünaleyküm hacı dayı. Aleykümselam. Tamamen bitkisel. Cima etmeden önce dipçik gibi. Tövbe tövbe. Sevgili papaz efendi, şu görmüş olduğum promosyon ürünümüz tamamen bitkisel karışımlardan hazırlanmıştır. Anlamıyorum. Gergedan boynuzu, sanitas pererek tuz. Hay maşallah. Kapat kapat. Ama ittirmeyin beyefendi. Bu mamülümüzün nitrik oksit ve GMP yolu üzerine bir etkisi kanıtlanmıştır. Sallama. Başın öne eğilmesin, aldırma gönül aldırma. Başın öne eğilmesin, aldırma gönül aldırma. Ağladın duyulmasın, aldırma gönül aldırma. Aldırma gönül aldırma. Başın öne eğilmesin vatandaş. Gel, görecek güzel günler var vatandaş. Tamamen bitkisel, cinsel gücü arttıran gergedan boynuzu. Dik dur, eğilme. Hem hayatta, hem yatakta. Geliyorlar. Kesin. Yırttık. Satış yapacağız. Para kazanacağız. Allah'ın cezası. Ha, ne oluyor be? Ha. Çabuk çabuk. Bir bunu mu tehditti bu mahallede? Ne oluyor ya?
ilaç kimya. Partiye gidiyoruz Ertan. Şu üstünü değiştir. Leş gibi yumurta kokuyorsun. Bas, bas, bas. Bu böyle olmaz. Bunu yaptırmamız lazım Ertan. Yaptıralım abi. İşin gücün lak lak. İçeride sosyalleş. Bizim bu ürünleri satmamız lazım. Tamam. İlaç gibisin sevgilim, tadın acı. Bir sabah, bir akşam, aç karnına ben sana duacı. İlaç gibisin sevgilim, tadın acı. Bir sabah, bir akşam, aç karnına ben sana duacı. Sanki zatüre olmuşum, ağız burun yamulmuşum, ateşim var kavrulmuşum, my burning turning darling. Sanki zatüre olmuşum, ağız burun yamulmuşum, ateşim var kavrulmuşum, my burning turning darling. This love was a lie. Ali'ye teşekkür ediyoruz. Bravo. Bugün. Evet Ali, bugün. Bu günün anlam ve önemine mahiyetinde kendi söz ve müziğini yaptım, güftemi seslendirdim. İlaç sektörünün dinamosu Ali. Gel buraya, gel 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 gel. Ali, yavaş. Bu su ya. İyiydin. Vallahi gayet iyiydin. Gerçekten. Yalnız hani İngilizce kısmı vardı. Hani söylemeseydin da olurdu. Yok, oktavına çıkamadım parçanın. La minörden gireydim iyiydi. Ay ya, boş ver zaten. Baksana yani. Bana mı güldü Azra? Yok ya, ne sana gülecek? Ya şurada bir tane adam var, böyle garip garip güldü böyle. Ona güldü. Bana da öyle geldi. Azra bana gülmedi sanki. Hadi gidelim. Delikanlı. Çok iyisin aslında. Sadece kendi potansiyelinin farkında değilsin. Başkası olma. Kendin ol. Zihni orkini olsun. Ara beni. Dik dur. Eğilme. Abi sloganı karıştırıyorsun yine. Fark ettim Ertan. Bu çocukta bir şey var. Zihni abin yanılmaz. Üzüm yiyen köpeği pekmez sıçana kadar kovalarlar. Biz de öyle yapacağız. Bu çocuk olur. Olmaz. Olur olur. Olmaz ya. Ya olur. Tamam. Nasılsın ana? Hey. Musaka var, çorba var, salata yaptım. Aç değilim. Açsın. O telli yerine koy. Ayakkabıları da. Azra. Yine gelmiş gagasına sıçtı. Vazgeçmiyor da rahatsız. Abi git. Yüzsüz. Ay.
Anne, Allah'ını seversen ne olur bak bir ses et öyle gir diyorum. Bir kapıyı çal ya. Affedersin oğlum. IMF'yle olan toplantını mı böldüm yoksa? Ne koydun lan kafana? Ya şey sağlık o. Şey kafa derimde kızarıklık var da ondan dolayı güneş görmesin diye. Öbe estağfurullah. Bir bakayım. Yok yok korkma. Ben gösterdim. Sağlık hocana gösterdim. Her şey iyi. İyiyim anam ya. İyiyim. Sen nasılsın? İyi. Sen ne arıyorsun? İşte işim gücüm var onları hallediyorum. Ne işim var? Allah aşkına bir de. Sosyal medya hesaplarımı yönetiyorum anne. Anladın mı? Hesap yönetiyorsun. Parası iyi mi bari? SSK'sı, akbili yemeği falan var mı? He? Perukayı da kafaya taktın. Şahtın şahbaz oldun. Belki maaşını da arttırırlar. Anam ne olursunuz vallahi boğuluyorum. Her yaptığım işten para mı kazanmam gerekiyor? Sen hiç üşüyen kutup ayısı duydun mu? He? Çek şunu. Yaptığı işten para kazanamayan Kayserili üşüyen kutup ayısına benzer. Fıkrası bile var. Biliyorum. Neyse erken yat bugün. Yarın cenazeye gideceğiz. Kim ölmüş? Sumah İbrahim rahmetli olmuş. Kim? Çift kafa Mustafa yok mu? Yok vallahi. Bak çift kafa Mustafa'nın halasının ikinci kocasının yedinci ortağı oluyor. Bir sürü tanımadığım hısım akraba. Şimdi bak bu çift kafa Mustafa'nın halasının ikinci kocasının ortağıyla bunlar dondurulmuş martı işine girdiler diye hatırla bak. Dondurulmuş martı ne ya? Ne martısı? Benim martı mı dedim, mantı dedim. Dondurulmuş martı dedin. Şaşırttırıyorsun beni ben. Martı dedim. Mantı dedin. Heh işte bunlara Allah yürü ya oğlum dediydi de bunlar koştuydu ya. Aman dıdısının dıdısının dıdısı tamam. Yarın eczacı hanım yok. Ben hayatta imkan ihtimal yok eczaneyi bırakamam. Olmaz. Geleceğin. Olmaz. Olur. Kombiyi yakacağım. Sabaha kadar yanacak yıkanırsın. İki gün önce yıkandım. Oğlum beni konuşturma. Sabah akşam odanı ben topluyorum. Maşallah bir bu konuda randımanın çok yüksek. Randımansız. Abdest aldın mı? Sabah yıkandım ya zaten. Öyle ne oldu randımansız git abdestini al. Yürü. Allah kabul etsin. Ali? Onur? Saçma ekledin lan. Hayır yok 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 o sağlık kafa derimde kızarıklık var da ondan o... Geçmiş olsun. Vallahi dün aklımdaydın güzel kardeşim. Ali'm dedim. Bir tek gün boyu seni düşündüm. Ali'm dedim nerededir? Ne yapıyordur? Nasıldır? Annen nasıl iyi mi? İyi iyi. Ya özlemişim. Gel bir sallayayım ya. Ali'm ya. Bana bak bitti oğlum Kayseri. Anladın mı? Kayseri bitti. Kayseri'yiz. Oğlum. Dafağına geldim buraya Ali. İki haftadır buradayım. Sandviç büfesi açıyorum Ali'm. 8 çeşit sandviç satacağım. Ballı kaymaklı, etli bastırmalı, eski kaşar tabaskolu, taze kaşar wasabi. Kayseri'yi acıya doyuracağım. İşte büyüteceğim, 6 ay falan franchise'ına vereceğim. Kime? Franchise'ına vereceğim. Ha, senin Kupito ne oldu? Kupito. Kupito. Kuru fasulye pilav turşu. Kayseri'de kimse evin dışında yemiyor ki. Bir tek Vedat Milor gelince yiyor, o da belli başlı yerleri tercih ediyor. Olmadı o iş, kapattık. Onu diyorum işte. Gıda fuarına geldiydim, Musmah İbrahim'i gördüm rahmetliyi. Hakkımı ona helal etmiyorum. Fikrimi çaldı gadasınız. Cenaze lan, ardından konuşma dur. Bu dondurulmuş mantı fikrini benden çaldı. Bunun Kayseri dayısının oğlu var, Serhat. Bundan sıkı fıkı. Ona geldiydi 8 sene evvel. Bak tarihini hatırlıyorum. 16 Ağustos 2010. 4 sene olmuş abi. Kaçsa kaç. Lokalde gördüm ben bunu. Dedim Sumak, selamun aleyküm, aleyküm selam. Sen dedim bu mantıları dondursan, satsan vallahi paraya para demezsin. Sen beni dinle. Dedi iyi dedi, bakarız dedi falan böyle burun kıvırdı ama ben o anda anladım. Bizim malların Anadolu yakası dağıtım işi var, onu sana veririm dedi. Meğerse dağıtım işi derken şoförlükten bahsediyormuş dümbük. Bir şey soracağım. Bu Sumak İbrahim Azra'nın dayısı mıydı lan? Ha hangi Azra mı burada ha? Bu Azra seninki dedi mi lan? Ne yaptıydın sen? Devirdin miydi bu kızı? Devirmeni ama ya. Hakikaten Azra ile ilgili sıkıntı var seninle. Hakkımı helal etmeyeceğim. İbrahim Bey hakkın rahmetine kavuşmuştur. Ben senin gerginliğinin farkındayım. İbrahim Bey'e hakkınızı helal ediniz. Ayıp, ayıp lütfen ama ayıp bir yani. Helal ediniz. Bir Rabbim şey yaparsın, helalınızı kabul eylesin. Ayıp oluyor ama yani. Cemal, sus, tamam. Buyurun. Allahu Ekber. Hocam. Hakkımı sana helal etmiyorum Sumak İbrahim. Etmiyorum, etmiyorum, etmiyorum. Hadi bakalım. Hadi bakalım, etmiyorum.
Kocası ölmüş. Salak oğluyla bir başına kalmış. Aysel diyecek şimdi bütün Kayseri bana. Aysel teyzeciğim bu arada izin verirsen... Hayır. Hayır derken? Burada kalamam, evine dön. Tamam ya, zaten 11'de otobüs vardı Kavacık'tan. 770 kilometre. 11'de bindin mi buradan, sabah 7'de Kayseri'desin. Ben öyle yapayım o zaman. Yap. Hadi benim dizim başlayacak, ben gidiyorum. Aysel teyze yemin ediyorum genel müdür olacak kadın. Allah kolaylık versin. İnsan tabii akrabalarını seçemiyor. İyidir, iyidir. Anam iyidir benim. İyidir. Ya teknolojisi olsa şu anda aldırır seni. Bir dakika düşüneceğini düşünmüyorum. Yalnız sana bir şey söyleyeyim mi Ali? Herifleri çok iyi dövdük. O bir tanesine tam son dakika denk getiremedim yumruğu. Ona tam otursaydım şimdi hastanedeydi o. Aklımda kaldı neyse. Bir de tam ayırmaya çalışıyordu imamcağız bizi. Ona denk geldi bir tane yumruk, o iyi olmadı o. İmam tabii sonuçta imanlı adam. Yumruğu yiyince Allah diye bağırdı. Senin yüzünden rezil oldum Azra'ya. Affedersin de hakkımı helal etmemem seni mi geldi kardeşim? Senin elin armut mu topluyordu? Benim gibi sen de gelene giden çakaydın iki tane. Hız da yiğit göreydi. Ya kendi ezikliğinin kabahatini bana bulma, gözünü sevdiğin. Ezik miyim la be hakikaten, ha? Ya Ali bir de yat Allah aşkına ya. Anam bile bana randımansız diyor. Benim niye hiçbir işim rast gitmiyor lan, ha? Hala anamın evinde oturmuş abuk subuk besteler yapıyorum. Eczanede milletin tansiyonuna bakıyorum. Çok mu şey istiyorum ben hayattan? Yok. Hayır benim niye hiçbir işim rast gitmiyor? Ben nerede neyi yanlış yapıyorum onu anlamıyorum ki. Vay arkadaş bu ne ya? Ha? Oy kadasınız. Oğlum. Neye bakıyorsun abi sen? Ya ne yapıyorsun ya? Bilgisayarım. Ne yapacağım bilgisayarım? İnternet işim var. Allah. Ne yapıyorsun? Yatalım tamam. Ben 11'de Kavacık'ta otobüse gittim. Porno mu izliyorsun lan sen? Ya ne pornosunda neler duyuyorum? Bir bakar mısın şuraya? Okuman yazman yok mu senin? Bak ne yazıyor orada? Bak yaşam koçu diyor. Bak %80'de indirim diyor. Tam senin ihtiyacın olan şey, yaşam koçu. Dur bakayım. Bak hele, bak. Hayat sana fasulye muamelesi mi yapıyor? Salla gitsin. Yoksa giderek mutsuzluğun mu artıyor? Hayatta kendini çaresiz mi hissediyorsun? Dibe mi vurdun? Bırak ipini şunu. Ara bizi. Orkinos kimyanın ürettiği tamamen bitkisel karışımlarında yardımıyla sana yeni bir hayat verelim. İçinizdeki enerjiyi dışarıya çıkartıyoruz. Ve orada öylece bırakıyoruz. Dik dur, eğilme. Hem hayatta hem yatakta. Ağaçları bile iyi etmiş bu. Zihni bir yaramıştım ben. Niye? Hayat koçu zihni Orkinos Bey'in muayenehanesi değil mi? Randevu var mı? Yok. Ben şanslı kişiyim. %80 indirimden geliyorum. Nereden? %80 indirim. Ama keşke randevusuz gelmeseydin ya. Yok yok. Ben sonra geleyim. Gel gel. Ben de sana form vereyim. Bir form doldur tamam mı? Formlarda sıkıntı oldu herhalde. Ben sana şöyle bir kağıt vereyim. Sen buraya bir iki soru yaz. Doğum tarihini, ismini, cismini. Onları bir cevaplayıver. Ben geliyorum şimdi. Abi. Modesto! Ya ne yapıyorsun ya? Sıçılacak ağız kıça yakın dururmuş. Oğlum ben uyurken beni uyandırma demiyor muyum? Diyorsun. Özür dilerim bizim. Özür diliyorum. Dil abla ne mı ne de Kayser? Jupçira, kutup tira, sira. Oh my god. Aynı dili konuşuyoruz ama anlaşamıyoruz kızla. Bak benim balatalar iyice yanacak ha. Hem burada hayrına çalışıyorum hem de sürekli şiddet görüyorum. Yeter artık istifa edeceğim ya. Gidecek yerim var sanki pezevenk. Yok. Dersiz de benim daşya deftemeden sallanırmış. Ne diyorsun ya? Niye uyandırdın lan beni? Müşteri geldi. Bak biri linke tıkladı işte sonunda. Oğlum yukarıya dünyanın parasını harcadık, dekor yaptık. 8 aydır gelen ilk müşteri. Allah Allah. Bu yaşam koşulunda iyi para yok.
Bizim bitkisel karışım ürünlerini satmamız lazım. Nereme yarıyor lan bu internet? Nasıl nereme yarıyor ya? Bak abicim, ben şu an istesem Amerikan başkanına mesaj çeker, icabı halinde durumumu anlatır, böyleyken böyle başkanım derim. Ha, de lan İngilizce başkanım böyleyken böyle de. Nasıl? Desene. Something. Evet. Everything başkanım. Bu ne lan? Bir şey, her şey başkanım. İngilizce başkanım bile diyemiyorsun. President. My president, my president. Bir boka yaramıyor lan bu internet. Ya nasıl yaramıyor ya? Gel bak gel. Abicim bu adam var ya, adam internete bir şarkı yaptı, 2 milyar tıklandı bak. Adam şimdi paraya para demiyor, biz gelmişiz seninle internetin gücünü tartışıyoruz ya. Ertan ne oluyor sana? Kendine gel. Ertan kendin ol. Kendin ol Ertan. Bunlar hep ilacın yan etkisi. Ölü insanlarla konuşuyorum. Tamam. Yeni formülü deneyeceğim senin üstünde. Yok yok. Yok yok. Yok abi. Ya bu insan haklarına aykırı artık ya. Bu insan haklarına aykırı. İnsan mısın lan sen? Açacağız. Yok. Ertan. A-a. Geliyor. Ertan geliyor. Uçak geliyor. Abi bu ne ya? Teke boku gibi şerefsizim. Nereden biliyorsun lan sen teke bokunu? Yılların emeği, argesi var bunun içinde. Şimdi git geleni yukarı yolla. Çayları dök. Müziği kapat. Müşteriye de biraz saygın olsun. Ah abi. Öptüm bebeğim. Bay bay. Ali, değil mi? Evet. Ferhat İlaç Kimya'nın partisindeki çocuksun sen. Kartımı vermiştim sana. Evet. Ertan! Efendim abi? Senin internetini var ya, gelmişini geçmişini. Anladın sen. Ali, senin doğum tarihin... Aralık! Nasıl anladınız? İlaç sektöründeymişsin sen, doğru mu? Eczanesi. Güzel, çok güzel. Bizim de bitkisel karışım ürünlerimiz var. Okudum internette. İnternette mi? Ertan! Efendim abi. Aferin oğlum. Nasıl gidiyor? Nasıl hissediyorsun kendini? Bir garip oldum. İçimde böyle kuşlar uçuşuyor. Anladım. Merak etme çocuğum. O kuşlar birazdan makattan çıkıp özgürlüğe kanat çırpacak. Sen yaşadığın her şeyi saati saatine anlat et. Evet Ali'ciğim. Seni daha yakından tanımam. Uzan. Nasıl yani? Uzan lan! Böyle sesini yükseltince her dinleni yapıyor musun? Hayır. Uzan lan! Anlıyorum. Şimdi çocukluğuna herhangi sıradan bir güne gidelim. Annen evde yemek yapıyor. Evet. Ne yapıyor? Musakka. Uf, kıymalı musakka mı? Aa, musakka kıymalı olur ya zaten. Anladım, anladım. Seni denedik zaten Ali. Ama sen yutmadın. Aferin, aferin. Varlık içinde büyüdün yani. Yok, fakirdik biz. Kıyma olacak paranız varmış ama bizim yoktu. Hayır, öyle dediniz diye kurban mıymış? Ne bileyim yani, hep et yiyerek büyümedim ben. Anladım ben seni, anladım. Zengin misin sen? Yediğin önünde, yemediğin arkandaymış. Bu yüzden hayatta hep başarısız ve mutsuz olmuşsun. Fakirdik biz. Musakka yemeği biliyorsun ama. Kurbandı da ondan oldu yani. Yoktu bizim paramız çok. Ha, paranız vardı ama çok yoktu, öyle mi? Paranı mı gizliyorsun bizden Ali? Niye gizleyeyim Zihni Bey? Yani niye yalan söyleyeyim ki? Biz ne manyaklar gördük? Neler geliyor buraya biliyor musun sen? Ama ben yapamayacağım ya. Olmayacak galiba ben... Olur olur. Olur. Eğer buradan gidersen hayatta hep eksik kalacaksın. Bu çaya, bu şekeri hiçbir zaman isteyemeyeceksin. Sınadık seni. Sınadınız mı? Evet. Sınadık. Ne var Ertan, ne var? Git buradan, defol! Nerelisin sen? Tunceli. Sana mı sordum? Hı. Defol git! Kayseri. Anlat Ali, anlat. Musakka pişti pişecek. Hala musakka diyor ya! Ertan kapa seni de! Devam et sen de! Vallahi ne anlatayım? Güzel bir çocukluğum oldu sayılır. Güzeldi yani. Bizim Kayseri'den hısım akrabanın Silivri'de yaptırdıkları bir yazlık site vardı. Bizim ev de yakın doğruya. O yüzden sürekli oradaydım. Mavi bisikletimle rüzgar gibi eserdim. Bütün kızlar da bana bakardı. Atıyorsun.
İyi çocuksun, hoş çocuksun ama atman var. Atma, Ertan! İşte sen busun. Hadi bakalım devam et. Tamam tamam. İlk Ferhat'ın bisikleti vardı. Mahallede en son bana bisiklet alındı. Öyle havalı da değildi. Bu ilaç fabrikası olan Ferhat mı? Siktir et bisikleti şimdi, siktir et. Ferhat'la aranız nasıldı? Normal, normal. Ben vaktimin büyük bir çoğunluğunu atari salonlarında tek başıma geçirdim. Bir tek orada mutlu oldum. Bir tek orada kendim oldum. Hı-hı. Şimdi biraz da o kızı anlat bana. Hangi kız? Ali. Azra. Onu her gördüğümde gözlerim kamaşır, kalbim sıkışırdı. Bu kim? Kim kim? Dur dur, geri al biraz. O, o Ebru. O dönem sürekli beni kovalardı. Sonra en yakın arkadaşım oldu. Şimdi Ebru deyince aklına gelen ilk şeyi söyle. Hızlı hızlı ama. Ebru. Combo. Ne? Combo. Hani Atari'de vardır ya Street Fighter'da. Karşındaki elemanı tekme tokat manyağı yapmak için peş peşe seri vuruşlar. Nasıl yani? Ryu süper combo yapıyordu hocam. Tak tak tak. Perfect'e kadar yolu olur rakibinin. Yanlış hatırlamıyorsam joystick'te aşağı ileri seri yumruk yaptığında oluyordu Ryu'nunki. Neyse neyse tamam. Ebru'yu anlat şimdi bana. Bak kalbini kıracağım sonra Ali'ciğim. Neyini anlatayım ki? İşte en yakın arkadaş. Beraber oyunlar oynardık. Şarkı söyler kasete kaydederdik. Ama biz Azra'yla adeta birbirimiz için yaratılmıştık. Yıllar yılları kovaladı. Aşkımız artarak devam etti. Ya bisiktir git. Efendim? Hem aklı ermez hem de götü sakız çiğner. Çıkart lan şu periyi kafandan. Ama Zihni Bey ne yapıyorsunuz ki? Ama Zihni Bey'in de siniri bozuldu Ali'ciğim. Sen de iki dakika kendin ol. Aslında tam olarak şöyle oldu. Bana bu kadarı yetti Ali'ciğim. Güzel, güzel. Nesi güzel ama hocam? Yani içeriden bakıldığında güzel gözükmeyebilir. Ama dışarıdan, benim tarafımdan her şey bir teknik tahilinde ele alınıyor. Asistanım Ertan Bey uygun bir tarih bulursa sana randevu verecek. Ertan Bey! Endişeye mahal yok Ali'ciğim. Zararsızdır. Yani verirse de kendine verir. Yeni bir ilacın ön klinik çalışmalarını Ertan Bey'in üzerinde deniyoruz. Öyle mi? Şimdi Ali'ciğim. Bunları sana vereyim. Üzerinde bulunsun. İhtiyacın olur. Ha, benim ihtiyacım yok. Ama eczanede bulunsun, bir ihtiyaç sahibi çıkar. Bunu kalbi olan hastaya bile verebilirsin. Neden? Çünkü bitkisel. Bir koli daha vereyim. Bak Ali'ciğim, maviler mutluluk hormonu salgılar. Kırmızılar doğal kliko, dipçik yani. Sarılar enerji, non-stop. Sabaha kadar matkap gibi. Al Ali'ciğim, bunları dükkana götürür satarsın. Hadi Ali, dik dur. Bu ilaçların hepsini sat. Bunu yapabilecek potansiyel var sende. Hadi, göreyim seni. Ertan, ne oluyor sana? İyi misin? Medyum Keto'yla Bruce'lu yarısıyım. Tamam abi, oldum lan, tamam. Oldun, oldun. Tam bir dallama oldun. Ulan faniler, neredesiniz oğlum? Kafa açık, pencere açık ya. Selamünaleyküm. Oğlum bak, hacı adamım ben, ağır mübarek günahımı bozdurtmayın benim.
Ödeyin benim kiramı arkadaş. Ödeyeceğiz hacı amca. İcraya veririm, ne kadar eşyanız varsa koyarım kapının önüne. 8 aydır gülen çıkan belli değil. Denizli kerhanesine çevirdiniz burayı. Bu ne hal böyle? Güreş mi tutuyorsunuz içeride? Ya taktın hacı amca. Ay sonu topluca ödeyeceğiz işte hepsini. Ne yapalım? Böbreğimizi mi satalım? Neyinizi satarsanız satın, ödeyin benim paramı arkadaş. Ödeyin. Benim 50 tane kiracım var, sizinle mi uğraşacağım ben ya? Allah Allah. Şu hale bak ya. Öyle hacı mı olurmuş lan? Vallahi hacı ama gerçek. Ünlü benzerleri yarışması. Hangisi sana benziyor? Bunlar değil be. Bu. Ha! Oğlum adam Çinli, sen Tunceli. Hiç mi aynada kendine bakmıyorsun? Nereniz benziyor? Ruhumuz benziyor, ruhumuz. Ya bu adamın ruhu tekrar vücut bulmuş bende resmen. Boş işlerle uğraşma. Sinir etme beni Ertan. Ne demişler? Küçük taşla taharetlenirsen ya taş kışına kaçar ya pislik eline bulaşır. Büyük düşüneceğiz. Bizim bitkisel karışımları satmamız lazım. Hoş geldin amcam. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? İyi değilim. Sertelmiyor. Ha? Sertleşmiyor. Hangisi? Soldakiyim. Vildan, bize 2 dakika müsaade eder misin? Amcacığım gel. Hayırdır amcacığım, ne oldu? Sertleşmiyor işte. Bu haplardan istiyorum. Amcacığım, o haplar sana yasak. Senin kalbin var. Kalbim olur. Sertleşmesin mi yani? Tamam, sen de haklısın tabii de. Bunlar ne? Ha, bunlar bitkisel kirko. Allah razı olsun. Bana ver onlardan. Bitkiselse kalbe de iyi gelir. Bunu kalbi olan hastaya bile verebilirsin. Neden? Çünkü bitkisel. Tamam ama sen yine de dikkatli kullan, olur mu? Şimdi canına yandım Hacer. Hacer teyze de müşterimiz. Amca onun da kalbi var. Ama sen evliydin ya. Ben yengeye diye verdiydim. Lan oğlum, hiç serçeğe domdom kuşuna atılır mı? Sen yine de dikkatli ol, tamam mı? Kaç para lan bu? 150. 80 var. Olur. Korkuyorsun Ali. Ertan, not al. Otoboka korkuyor. Şimdi Ali'ciğim, seni doğal ortamında incelemeye geldim. Bu eczane senin değil mi? Yok abi, ben kalfayım burada. Kalfa mı? İlaç sektörünün dinamosu dediydi. Kim? Sana demedim ampul. Ben de bir bok zannettiydim. Ümit bağladığımız adama bak. Of Ertan, of. Of Ali, of. Hocam, satılan bitkisel karışımların parası. Öyle mi? Ali sen ne yaptın? Ne yaptım? Ne yaptın? Ne yaptım? Maşallah. Kaçtan okuttun onları? 80 yeni Türk lirasından verebildim. Yeni Türk lirası hem de. Eski Türk lirası kaldı mı Ertan? Neyse. O zaman ne yapalım? Asıl işimizi asılalım. Şimdi Ali, seni doğal ortamında görmem gerekiyor. Alışveriş yapalım ve bu sefer sende yiyelim yemeği. Ben de ama bir... İtiraz istemiyorum. Sana gidiyoruz. Ver lan sen de şunları. Geç kaldım. Siz kimsiniz? Efendim, ben Orkinoslardan Zihni Orkinos. Bu da asistanım Ertan. Düz, Ertan. Normal. Öpeyim annelerin annesi. Ertan. Allah'ım. Teyzeciğim, bu da ağzıma soktuğun terliğin. Ver. Sana bahsettiğim koç işte anneciğim. Ne koç? Yaşam koçu. İnsanların içindeki enerjiyi dışarıya çıkarıyoruz, orada öyle bırakıyoruz. Çok iyi etmişsin Zihni Bey. Buna o perukayı verme, sakla. Peruk yok efendim. Paspas yaptım ben onu. Ertan ofisi temizliyor. Vallahi ben bu çocuktan bir türlü randıman alamadım. Aklı fikri çalgıcılıkta. El alemin oğlu aldı yürüdü. Bizimki bu şekil. Randumansız. Ali kardeşimizin içinde bir potansiyel var. Biz onu dışarıya çıkarttığımızda
Her şey çok farklı olacak. Randomansız. Bitecek o musakkalar. Siz hep musakka mı yiyorsunuz ya? Ağzın doluyken konuşma. Çarparım ağzına. Ne dedim ben ya? İnsan biricik yavrusuna hiç randomansız der mi ki ama yani? Randomanlı adamın bizde ne işi var? Randomansız tabii. Şimdi Ali'ciğim yatsan arkana. Konsantre ol. Çok derinlere gideceğiz Ali'ciğim. Bana en utandığın anı anlat Ali'ciğim. En utandığın. Arkadaşlar, şişe çevirmece zamanı gelmiştir. Hadi, hadi çevir. Ya! Oyna. Tamam. Soru mu ceza mı? Hayır. Ceza mı? Öpücük mü? Ceza. O zaman ceza şu. Ali'yi öpeceksin. Evet. Tamam. Ali hadi. Köpüldü. Heyecan yaptı ya. Ölecek kız hadi. Hadi Ali. Ali lan be. Bomba. Geldin mi? Geldim. O an kakalak olmak istedim. Böyle kaldırımın yanında böyle bir minnacık bir boşluk vardı. Oradan yerin dibine girip yok olmak istedim. Neden? Nasıl neden? Şimdi Ali'ciğim, sana çok net bir şekilde ifade edebilirim ki senin özgüven sorunun var. Evet. İyi insanın içinde kötü şey durmaz. Rahmetli anam bana ne derdi biliyor musun? Ne derdi? Götü olan osuruğa laf etmesin. Sende göt var mı? Nasıl yani? Göt. Bildiğin göt. Var mı, yok mu? Yani bunu yapacak göt var gibi mi? Mecazen değil. Bildiğin göt. Löp löp. Var desem, ucun nereye gidecek ben onu tam olarak anlayamadım yani. Var tabii. Güzel. Ama nesi güzel hocam? Yani bakın ne olur burada bir yanlış anlaşılma olmasın. Yani ben asosyalim, açılayım derken ben böyle bir şey kastetmedim. Senin kuru götüne mi kaldık lan? Manyağa bak ya. Ben biraz gerildim sanki. Tamam gerilme. Rahatla. Dik dur. İngiltere kraliçesi osurmuyor mu? Yapıyordur herhalde. Herhalde mi? Muhakkak. Muhakkak tabii. Osurunca utanıyor mu? Utanmıyor mu? Oğlum özgüven öyle yüksek ki tahta sıtsa utanmaz. Utanmaz mı? Utanmaz tabii. Çağırır nöbetçileri. Çocuklar der, ben buraya sıçtım. Bir temizliği verin de oturayım. Doğal bir olay. Senin özgüven sorunun var Ali'ciğim. Var. Evet var Ali'ciğim, var. Halledeceğiz. Şimdi iyi insanın içinde kötü şey durmaz. Bırak ipucunu. Anladım. Hadi. Ne hadi? Salıver gitsin. Salamam. Bırak. Salamam. Bunu sen istedin Ali. Kapat gözlerini. Kapat. Deli misiniz be? Ha? Ne yapıyorsunuz burada? Nedir oğlum senin nasıl mesleğin ha? Manyak mısınız siz? Defolun evimden. Efendim biz Ali'nin randımanını çıkartmak için şey yapmıştık. Çabuk kaybolan! Çabuk! Sen ne bakıyorsun la? Ha? Diktim şişeyi, içtim gelecek diye Hacer gelmedi. Yanıyorum. Amcam, eczane kapandı. Benim ilaç satmam yasak girme. Oh, yanıyor. Ne oldu amcam? Ne şikayetin var? Ateşin mi var? Yardım et bana. Tamam. O zaman amcacığım, sen gel şöyle otur. Heh, ben de senin tansiyonuna bakayım. Bakma. Ben biliyorum. 18-15. O kendi yolunu buluyor. Vücudunda kan kalmadı ki. Hepsi bir yere toplandı. Tamam. Dur sen.
Yardım et bana. Ama amca, sen tuhaf bakıyorsun. Sağlık ocağına mı gitsen? Reşit miydin sen? Ne? Anne! Zabıtım! Canım! Kimse yok mu? Kimse yok mu? Var. Var. Bekle. Geliyorum. Ama. Bu çocuk gelmedi farz edelim ve işimize bakalım Cevdet. Benim adım Cevdet değil. Benim Cevdet'im. 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 Cevdet'im ben. Cevdet'im. Cevdet'im. Vazgeçilmezi kuş üzümlü zeytinyağlı yaprak sarma. Oy 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 oy. Çok güzel ya. Beğendin mi? Çok güzel. Annem aldı mı yine sazı eline? Ya dalga geçme ya kadınlarla. Ne güzel eğleniyorlar işte. Ne yapıyorsun? İyi. Sen ne yapıyorsun ya? Bileniyorum ya. Allah yumurta Allah. Kırmak bile zor. Afiyet olsun. Ya ne zaman biraz anason kokusu alsam? Çocukluk yazları geliyor aklıma. Niye? Çocukken çok mu içiyordunuz? Ya hayır ya. Anneannem yapıyordu ya böyle anasonlu kurabiyeler. Beraber yiyorduk ya. Ya biliyorum şaka yaptım ben, şaka yaptım. Hiç fotoğraf yok mu sende? Anneannenin fotoğrafı mı? Ay anne. Var var. Kutum var benim. Dur dur. Kaseti. Ya ha. Gerçekten mi? Galiba. Bir teyp bul da dinleyelim ya. Bak o zaman da çok güzel ıslık çalıyormuşsun. Hı-hı. Sağ ol. Ya ne güzel bir melodi çıkarmışız. Ne güzelmiş o zamanlar. Aldım. Dur dur. Sağ ol.
yaptın? Ali çok özür dilerim Ali. Ali gerçekten. Azra gitti. Vallahi çok özür dilerim ya gerçekten. Aa Ali. Hem bak bu kaldı. Onu zaten kovsan gitmiyor. Yüzsüz. Of ya. Aa güvercinler mi kaçtı yine? Ebru kalmış yine. Ay yok. Şey baktım Ali yumurta yapıyor. Ben de ne yapayım kalayım da yardım edeyim dedim Aysel teyze. Yok yavrum ben onun için demedim. Benim bu mal oğlum bu kara çirkin kuşundan da Ebru koymuş da ondan dedim yani. O çirkin kara kuş yüzsüzmüş. Gitmiyormuş Aysel teyze. Ama ben artık gideyim müsaadenizle. Ayıp oldu ya. Hocam işte küçükken birlikte kasete kaydettiğimiz şarkıyı dinliyorduk. O... Niye aldınız hocam kaseti şimdi? Bir dinleyip vereceğim çocuğum. Koçunum ben senin. Allah Allah. İşte bu güvercinleri kaçırdı. Azra da gitti. İşin özeti Ebru küstü bana. Hafta sonu şimdi yemeğe de gelmez benimle. Ben de gitmeyeyim zaten. Ne işim var ki benim de yemekte ha? Ne yemeği? Ha bu Azra ile bütün tayfa yazlıktan beraber yemek yiyecekler. Sen de gitmiyorsun yani. Telefona gelirim diye mesaj attım ama gitmem herhalde. Çok pahalı bir yere gidiyorlar. Ben 17 taksitte zor öderim onu. Gideceksin. Gerekirse 17 taksitte ödeyeceksin ve gideceksin. Gerekirse ardını dövdüreceksin. Yine gideceksin. Onu güzel dedim be. Arda. Ya Ebru da gelmiyor zaten. Ben tek başıma iyice rezil olurum orada. Ha, Ebru ile küstüğün için mi sen bugün bu kadar atarsın? Ne alakası var şimdi ama yani? Tamam. Taktik değiştiriyoruz. Başka bir kız bulup onunla gideceksin yemeğe. Kaçan kovalanır, bakan dona kalır. Benim öyle çok bir tanıdığım kız yok ki başka. Daha önce takıldığım bir kız falan da mı yok? He. Lan! Yoksa daha önce hiç yapmadım. Oo, yaptım canım merak etmeyin. O ben de yaptım onu. Hı-hı. Nasıl oldu? Aslında... Yaptım. Oldu da böyle tam birlikte olmadık. Nasıl birlikte? Beraber olmadık. Beraber? Tam birlikte olmadık. Nasıl olmadı? Yani kısmen mi oldu? Nasıl kısmen? Öyle işte. Kısmen. Anlamadım. Yarım mı oldu? Yarım gibi ama yarısı değil. Nasıl yarım? Yarım. Yarım. Olmadı. Yarım varım olmuş işte oğlum. Oğlum yattın mı yatmadın mı kızla? Yattım yattım da. Vermedi mi lan? Verdi vermesini de. İktidarsız mısın pezevenk? Ne diyorsun? Babası geldi. Piç ettim lan hikayeyi. Amına koyayım senin anlatacağın hikayeni. Aptal. Yavşak. Ay, ayıp aptal. Abi. Sikeyim böyle şeyi ya. Aptal ya. Kafamızı siktin mi? Gerizekalı. Babası başta geldi desene. Hayır ama... Ne dinletiyorsun salak. Burada? Anlatıyorum ama ayıp yani. Salak. Bu kadar da ayıp yani. Neresi salak. Ayıp? Tamam Ertan. Hala ayıp. Böyle üç sap pastoral bir ortamda bu işi halledemeyiz. Ertancığım, sahaya iniyoruz. Hayatta her şeyin çözümüdür. Matematik boşuna okutulmuyor. Şimdi beni dikkatli izle Ali. Gerekiyorsa not al. Türkiye'nin nüfusu kaç Ertan? Yaklaşık 75 milyon abi. Bunun %49'u erkek, %51'i kadın. Yani %2 kadın boşta. Yani 1,5 milyon kadın yanıyor Ali, yanıyor. Abi hayvanlığın lüzumu yok ya. Doğru söylüyorsun. O zaman biz 24-40 yaş grubuna bakalım. %38 civarı. İstanbul Türkiye'nin %18'i. Çarpı %18 eşittir 91 bin ihtiyaç sahibi kadın Ali. Her yıl İstanbul'a 1 milyon turist geliyor. Bunların da yarısı kadın olsa. Yeah. %15'i bekar olsa. %10'u ilişkiye açık olsa. Aman Allah'ım. 120 de oradan. Toplam 211 bin ihtiyaç sahibi kadın İstanbul'da seni bekliyor Ali. 211 bin mi? Dolaşıyor, metrobüse biniyor, tramvaya biniyor, hayal kuruyor, aranıyor Ali, aranıyor. Peki sen sevişmezsen, ben sevişmezsem, o sevişmezse... Ben sevişirim ya. Ki bu hayvan sevişir, bu kadınlar kiminle sevişecek? Kiminle? Ebenle Ali, ebenle. Sen böyle mal gibi durursan ebenin şansı daha yüksek. Ağlamayana meme yok Ali'ciğim. Gideceksin, affedersin bayan diyeceksin. Yılların birikimi var bünyemde diyeceksin. Sıvaz diyeceksin. Tırtıl
Nerede kurtul diyeceksin. Yapamam. Yapacaksın Ali, yapacaksın. Ya biz bunun çok mu üstüne gidiyoruz acaba? Tamam. O zaman Don Juan Ertan sana bir örnek göstersin. Bakalım. Seç bir tane alayım abi. Seçiyorum, seçiyorum. Şu. Yok artık. Ertan. Hayatta olmaz. Yapabilirsin. Biraz da karışımın desteğiyle bu işi halledersin sen. Bilim için Ertan. O kaslı, o sağlam, o naçizane vücudunu bilim için feda edemez misin? Ver, ver Ertan. Hadi bakalım. Hadi. Biraz analiz yapalım. Yaş 35. 40. Eşofman giymiş. Turist. Çok iri olduğuna bakarsak güç gerektiren bir sporla ilgileniyor. Muhtemelen antrenör. Halter. Cirit. Disk. Gülle. Olabilir. Bu işlerde daha çok Gürcistan ve Bulgaristan hakimiyeti var. Eşofmandaki kırmızı ve yeşil renklere bakarsak Bulgaristan. Evet. Terlemenin daha çok bıyık bölgesinde yoğunlaşmasından hareketle çok fazla hormon ve doping takviyesi almış diyebiliriz. Hadi Ertan. Göster kendini. Yatakta biraz vahşi olabilir. Ama pendik çocuğusun sen. Yaparsın gereğini. Dum pop dum pop dum pop 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 pop. Erkeğe ilgi duyup duymadığını anlamak çok kolaydır. Sol bacak 35 derece kıvrıldı. Evet, sağ el saçlara dokunmaya başladı. Yüzünde saçma, yayık ayranı gibi anlamsız bir gülümseme. Ve boynuna dokundu, sol eli Ertan'ın omzunda. Ve gol! Doğru hedef seçimi ve zamanlamayla direkt hedefini devirdi. Hocam ben istiyorum. Analizi de yapıyorum kendime has yöntemlerle de ilk adımı atamıyorum. İlk adım nasıl olur? Misal, şu iki arkası dönük kız. Evet. Hadi bakalım, yürü. Nereye yürüyeyim abi? Kızlara yürü. Oo, hayatta ben yürüyemem abi. Anlaşıldı. İş başa düştü. O zaman ustasından izle ve öğren. Dikkatli izle ama. Merhaba, merhaba. Ali'ciğim, gel hadi. Ali, gel dedim. Tanıştırayım. Ali. Merhaba, nasılsın? Oho. Abi yabancı galiba ha? Yok yok, kendisi Björk Blomdahl. İzlanda İsveç kırması. Bunların Türkçesi biraz kırık olur. Hadi kaynaşın. Ben kaynaşmayayım abi. Hadi, hadi. Hadi bakalım. Dersimiz başladı Ali'ciğim. Vay, gençler yemekte. Selam. Afiyet olsun millet. Sağ ol abi, hoş geldin. Ne oldu ya? Bir gariplik var sizde. Yok be abi, asıl gariplik orada, baksana. Aa, Cancito. Ali'ye bakar mısın? İnanamıyorum yani. Hele yanındakine bak. Oğlum ne iş? Durun oğlum. Siz şimdi gidin onların masaya oturun. Geliyor bomba. Az sonra. Canım benim ya. Ağzını öpeceğim ama yemekten sonra. Ali. Selam. Oo, merhaba. Alo, neredesin sen bakayım? Ne yapayım be güzelim? Özlemim kabardı, bir arayayım dedim. Ben yemekteyim şekerim. Küçük bir işim var. Halledeyim, sonra gelirim. Ha bak, yalnız bu ara dolar biraz yükseldi. Artık öz yurdumun parasıyla yapalım şu işi. Döviz mağduru yapma bu kardeşini. Ha,
Kaç hallederiz? Açık konuş. Sana 400. 400. Tamam güzelim. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Hadi beyler, pamuk eller cebe. Malum bu kardeşimiz dar gelir mensubu bir kardeşimiz. Gönlünüzden ne koparsa atın şuraya. Halime feda olsun be. Ali. Ali. Kardeşim. Aa, sen burada mıydın? Ha, siz tanışıyorsunuz ha? Aa, Orta Doğu'nun ve Balkanların büyük bir kısmı tanır Oksana'yı. Gerçi sen biraz geç Oksanlısın ama olsun. Geç olsun, güç olmasın. Al bak sana para topladık. Yaptıkça bizi hatırlarsın. Ali. Ali! Ali dur! Ali, Ali nereye gidiyorsun? Dur, ne dur? Nereye dur? Yine senin yüzünden rezil oldum Azra'ya. Senin Azra'ya da söyletme şimdi beni. Az yolu değil yani Ali'ciğim. Bak Ali, bunlar sana tezgah kurmuşlar. O kız olmasa başka yerden vuracaklardı. Ama alacağız intikamımızı. Merak etme. Sana diyecek hiçbir şey bulamıyorum. Bitti. Bitti. Ali, bitemez! Ali! Evladım, sen manyak mısın? Balkondan atlamak ne ya? Sanki timsah yatıyor yanında. Abi olmaz ama. Vallahi olmaz. Bu karışım yeni mi ya? Ben timsahla uyansam bu kadar korkmaz. Lan iki gündür odadan dışarıya çıkmıyorsunuz. Bafidi 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 sesiniz geliyor dışarıya. Ne anlatıyorsun bana? Artık ne içirdiysen bana. Ben kıza da içirdim. Nasıl güreştiysek iki gündür yataktayım ben. Tamam tamam. Ben senin seks hayatını dinlemek zorunda değilim. Zaten üç kuruş paramız var. Bir de senin bokunla, püsününle, alçınla uğraşıyoruz. Ben şimdi tam anlamadım. Ne olmuş bu Ali'ye? Ebenin ürekesi olmuş. Bizim eskort kızı herkes tanıyormuş meğerse. Hadi ya. Akbili basan geçmiş, basan geçmiş. Ne güzel satıyordu bizim karışımları ya. Kaynağımız kurudu. Her şey mi ters gider arkadaş ya? Ünlü benzerleri... Ertan sus. Ya da susma. Yarışmasına da katılamayacağım. Dur. Ya da durma. Bitti. Ne zaman bu ünlü benzerleri yarışması? İki gün sonra. Gerçekten benziyorlar mı peki? Evet. Ya zaten benim çok şansım yoktu da ben performansımla etkileyecektim jüri abi ya. Aklıma harika bir fikir geldi Ertan. Dur dur, seninle ilgili değil. İlk defa o çepçuk ağzın bir işe yaradı Ertan. Gurur duy kendinle. Benimle de. Pardon arkadaşım. Abi, ben... abi ne yapacağız ya? Nasıl gireceğiz içeri? Tedariksiz abdest alan domala domala taş ararmış. Yine ne diyorsun ya? Ne mi diyorum? Bunu diyorum. Yok. Ertan bunu içmen lazım. Hı-hı. Ertan böyle sokacak bu seni. Hadi. Aferin. Şimdi mağdur ve sinirli bir adam oynayacaksın. Mağdur ol. Sinirli ol. Mağdur ve sinirli ol. Mağdur ve sinirliyim. Böyle. Hadi göreyim seni Ertan. Hadi. Buyur arkadaşım. Vay. Arkadaş mı olduk şimdi?
Ne diyorsun arkadaşım, kimsin? Mağdurum ben. Şu halime bak, neye benziyorum? Bildiğim mağdurum. Ben kendimi şuradan görsem mağdur mu derim. Bu Fikret Bey beni hamburgerci kasasından görüp beğendi, dedi ki sen, dedi, Bruce Lee ile ikiz kardeş gibisin, dedi. Bak, şuna bak. Gözleri çekik düşün ama. Dedi ki gel ünlü benzerleri yarışmasına katıl, parayı kap götür, dedi. Ben de bacak açma hareketini yaparken ayağımı kırdım lan. SSK'lı işimden oldum oğlum sizin yüzünüzden. Lan Arap'ın Bruce Lee'si mi olur lan? Arap Bruce Lee mi? En uz olduğum laf. Bak ben diyorum ki bacak açmaya çalışırken bacağımı kırdım, anlamıyor musun sen? Doktor dedi ki senin testislerden biri içeri kaçtı. Senin rafineri durdu, çocuk sahibi olamazsın, dedi. Billurlarım gitti, billurlarım. E ben ne yapayım senin yerine, ben baba olayım be? Karışma lan. Dur bırak şunu, ne yakması be? Lan. Bırak çek, bırak. Bırak. Evet. Ya işte bu be. İşte bu be. Ya harikaydı. Vallahi o son harekette, şu harekette var ya, Serdar'ı gördüm. Lan. Vay bu Müslüm. Müslüm abi kesin kazanır. Bırak şimdi, bırak. Geliyor. Ne oluyor ya? Bravo ya. Harika. Ne oldu kızlar? Merhaba Fikret Bey, merhaba. Hayırdır arkadaşlar? Ben Deniz Zihni Orkinos. Bu da küçük kardeşim Ertan. Geçmiş olsun Ertan. Sağ ol. Efendim, yarışmaya hazırlanırken bu menfur olayı yaşadık. Kardeşim o meşhur bacak açma olayını icra ederken ortadan cart diye ayrılıverdi. Buralar hep gitti ya. Çok üzüldüm kardeşim, geçmiş olsun. Bu da diğer kardeşim Samet. Kafa çok. Elim bir hastalığa yakalandı. Gidici yani. Ya ben kendimden geçtim. Kardeşim ölüyor benim ya. Daha ötesi var mı? Zaten testislerim içeri kaçmış. Baba olamayacağım. Ya ben yakacağım kendimi ya. Kardeşim ne yapıyorsun? Bırak şunu, bırak. 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 Sakin ol, ne yapıyorsunuz? Nasıl sakin olayım efendim? Kardeşim kendini yakmaya çalışıyor. Diğer kardeşim de zaten. Ya ağlamayın, ağlamayın bakalım. Ne yapabilirim sizin için? Söyleyin bana. Kardeşimi ebedi yolculuğuna uğurlamadan önce son arzusunu yerine getirmek tamamen sizin ellerinizde. Ya şu sizin partinizde iki şarkı söylesin ya. Kapıya posterini asalım. Bütün ünlü sanatçıların kendisini dinlemeye geldiğini düşünüp avunsun yavrucak. Yazıktır. Kendini son bir kez mutlu hissetsin. Hadi be. Tamam, şimdi siz ağlamayın, üzülmeyin. Ben şimdi talimatı vereceğim. He. Gelin buraya, posterinizi asın, istediğinizi yapın. Acilde şifalar size Allah'tan. Vallahi abi. Allah, Allah razı olsun. Sağ olun be. Hadi, hadi. Allah razı olsun. Hadi sağ olun. Adamsınız. Tamam. Allah razı olsun. Şu biraz önce gelen çocuklar var ya, onlara yardımcı olalım. Çıkartın oğlum sahneye. Çıkartın. Hadi. Ertan, kapı. Ertan. Ali'ciğim, ne yaptıysam senin iyiliğin için yaptım. Ali! Bunun adı şampiyon. Dakikada 105 tane gaga atar. Bu civarlarda gezerseniz sizi gagalar. Ağlama olur mu? Niye ağlıyor? Ne var burada ağlanacak? Ağlamıyorum anacığım. Oh.
Anne. Evladım, sen kertenkele misin ya? Ha? Kapı dururken niye bacadan giriyor? Bak, bu çocuğu da atmışsın aşağı. Komşular getirme, sonra da kalacaktı yavrucak. Ah, hepsi Ali için anneciğim. Bak, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Şu televizyonda seyrettiğin çocuklar var ya, hepsi tırıvırı, tıs. Ali'nin yanında hepsi solda sıfır. Bak, bu kadar net söylüyorum. Zihni Bey, oğluma ne ettiğinizi bilemiyorum. Bir şey etmedik efendim. Yaptıysak da bir teknik dahilinde. Sen o tekniği bir geçeceksin efendi. Benim oğluma bir hallar oldu. Ben onun anasıyım, koruyum. Oğluma bir hallar oldu. Evet, oldu. Biz Ali'nin içindeki potansiyeli çıkartmaya çalışıyoruz. Senin oğlun çok yetenekli ama farkında değil. Benim işim ona yol göstermek. Yetenek kılavuzuyum ben. Değil miyim? Zihni Bey, ben bu çocuğu bir başıma büyüttüm. Bunun babası çok küçükken çocuk. Bizi bir başımıza bıraktı gitti. Pavyondan bir metresi vardı. Dost hayatı yaşıyordu önce. Sonra bize gelmez oldu, biz üstüne kuma kaldık. Herif komaya girince karı da siktirdi gitti. Ölmeyi bile beceremedi şerefsiz. Benim yüzüme bile bakmayan adamın sırf evladımın babası diye 2 yıl altını temizledim. Hastane masraflarını ödedim. Temizlikçiliğe gittim. Bulaşık yıkadım. İnşaatlarda çalıştım ben, biliyor musun? İnşaatlarda. Ama benim oğlan bunları bilmez, sakındı deme ha. Yo yo, rica ederim. Anlıyorum. Bir günden bir güne de oğluma babasını kötülemedim, Allah var. Erkek çocuk babaya düşkün olur dedim. Sırf eksiklenmesin, babasızlıktı çekmesin diye ben ona babalık yapmaya da çalıştım. Acaba ben bu oğlana çok mu sert davrandım da böyle oldu bu çocuk? Sen pırlanta gibi bir çocuk yetiştirmişsin. Gurur duy. İnsan ulaşamayacağı şeyi kendine hedef seçer. Sen ona o kadar çok şeyi sunmuşsun ki, o da ulaşamayacağı bir şeyi hedef seçmiş, takıntı yapmış, gitmiş. Kusura bakma, büyüğümsün. Affedersin, kaltağın birine kaptırmış kendini. Ama ne kaltak? Öyle böyle değil. Yanı başındaki güzelliği, değeri göremeyecek kadar kör, ama olmuş. Ama halledeceğiz. Senin çocuk olur, olur. Kan kırmızı olur. Olur diyorsun yani. Niye olmasın? Bak şimdi anacığım. Sen oğlunun 10 yaşında ıslıkla çaldığı besteyi dinledin mi? Ama ne beste? Bu şarkıyı hayatta en sevdiğim 2 insana. Seninle anneme yaptım. Anam sana kurban olsun yavrum. Ne yapıyorsunuz siz burada ya? Kurtuluş yok mu? Ne oluyor ya? Gel lan buraya. Randımansız. Gel şuraya. Gel bir sarılayım oğlum. Bir gel. Benim yavrum, yavrum. Anam sen niye ağlıyorsun? Ha? Ağlamıyorum oğlum ben, ağlamıyorum. Bak. Bugüne kadar ben sana hep senin istemediğin şeyleri yaptırdım. Anan olarak ben senden özür diliyorum. Tövbe. Şimdi git istediğin yerde istediğin şeyi yap. İstediğin gibi gez. Git istediğin konseri ver. Ne konseri ya? Ali'ciğim, bütün gücümü kullandım ve sana tüm menajerlerin geleceği bir konser ayarladım. Senden gelecek iyilik gelmez olsun. Doğru konuş. Gideceksin, gideceksin. Nasıl? Bak Ali'ciğim. Dikkatli bak. Gel şu işi deneyelim. Deneyelim ki annen senin ne kadar değerli bir sanatçı olduğunu görsün. Eğer menajerler beğenmezse eski işine geri dönersin. Ne diyorsun? Boynum biraz uzun mu olmuş orada? Ah, Ertan! Abi. Hadi bakalım Ertan. Göster marifetlerini. Coştur bizim Ali'yi. Twitter, Mivitter, Facebook, Tumblr, ne gerekiyorsa ya. Bütün sosyal alemlerde Ali olsun.
Bir an önce para kazanmamız lazım Ertan. Yoksa hacı bizi düdükleyecek. Gusül tutmayacak bundan sonra koskoca hacı. Yazık hacıya be abi. Bak bu dünyada cünüp dolaştığın metre kadar öbür tarafta yol kazdırıyorlarmış ha. Kesin bilgi, yayalım bunu. Tamam tamam. Hadi gir gir. Bütün sosyal alemlerde Ali olsun. Ya salak bu çocuk ya. Şifresini ne yapmış biliyor musun? Azra Ali. Acayip bir şeysin sen ya. Yok ya. Tamam tamam uzatma, havaya girme hemen. Hadi şimdi Ebru'ya bir şey gönder. Böyle özel bir şey olsun. Özel. Kız kendini değerli hissetsin. Memelerin çok çok güzel. Hangi ara gördün lan kızın memelerini? Ya ne göreceğim, görmedim. Kalk şuradan kalk. Nereye kalkayım? Çekil o zaman. Aa! Ebru. Sana ihtiyacım var. Ünlem. Ünlem ne ya? 2014'teyiz be abi. Çok sert oldun. İki nokta üst üste parantez. Hiç daha önce görmemiştim. Yepyeni bir şey. Çok cıvık oldu değil mi? Tamam. O zaman Ebru sana ihtiyacım var. Nokta. Net. Gönder. Aşkito ne olmuş bizim Ezi'ye böyle ya? Bizim Keltoş konser mi veriyormuş? Ne konseri ya? Biz bunu şarkı söylerken görmedik mi? Gördük. Oha! Serdar Ortaç mı geliyor? Gider miyiz ya? Sen gidersen ben de gelirim Çağçıto. O zaman ne diyoruz? Party time! Ali'ciğim! Ali'ciğim! Gel gel. Bırak bunu. Çocuklar! Fark edin bunu. Çizilmesin, kalbinizi kırarım. Gel Ali. Bak! Aa. Abi nasıl yaptın bunu? Şaşırdın değil mi Ali'ciğim? Zihni abini tanımamışsın sen. Hadi kulise gidelim. Seni hazırlamamız lazım. Abi ben burada nasıl şarkı söyleyeyim gözünü seveyim. Heyecandan rahmetli Müslüm babayı gördüm içeride. Artık gerisini sen hesap et. Bugün senin günün Ali. Kendine gel. Sanatçıyım ben. Demesini biliyorsun. Sanatçı petikore giymez. Teflon giyer. Bir iki tane içki iç. Rahatla. Kalabalığa karış. Dik dur. Güven kendine. Bugün senin günün. Ya Keremcem dediğin ideal damat adayıdır. Bu ne hal kardeşim? Biraz yorumladım Keremcem'in kıyafetini. Sen söyle bakayım şarkını söyle. Şarkını söyle. Şarkı. Aşk bitti. Geriye ne kaldı şimdi? Tamam kes kes. Şimdi bak sen playback yapacaksın tamam mı? Adam gibi, Keremcem gibi söyleyeceksin tamam mı? Tamam. Şarkıyı verince. Ver şarkıyı. Hazrail'e Ferhat'ı çağırmışsın. Yazıklar olsun. Ben tanımadığım insanlara rezil olmaktan bu kadar korkarken hayatımın aşkını çağırıyorsun ama ha. Hayatının aşkını tavana asarım, kıçına da şaplığa basarım. Alış bakayım şunu. Maşallah, maşallah. Niye çağırıyorsun ama hocam ya? Böyle benim bir içim geçti. Hiç böyle kuşlar uçuyor, uçuyor sanki. Otur şöyle, otur. Ben böyle bir oturayım o zaman, ha? Sen şimdi sadece şarkına odaklan. Şoktayım. Ben 3 ay bu şoku atlatamam yani, o derece. Merhabalar. Merhaba. Ali Bey'in arkadaşlarısınız değil mi? Evet. Sen kimsin ya? Ben Zihni Orkinos. Ali Bey'in menajeriyim ben. Buradaki bütün organizasyonu ben düzenledim. Karaoğlan gel bakayım buraya. Gel. Buyur abi. Aferin. Çok iyi gidiyorsun. Takdir ediyorum seni. Seninle ilgili yeni bir projem var. Ama bu bıyıkların çok uzun ya. Bunları böyle biraz kısaltsak mı? Böyle. Böyle nasıl? Badem. Bademoğlu diye bir projem var. Bütün Arap ülkelerine satacağız. Bebek'teki bir badem ezmecisini oynayacağız. Ama bu bıyıkları kesmemiz lazım. Bıyıklarımı kesemem. Ne? Yürü git lan buradan. Zihni Bey sinirlenmeyin, gelin böyle. Hazra Hanım yani bıktım artık, bıktım, yoruldum ya. Yani ben bunlara para kazandırmak için kıçımı yırtıyorum. Ama sıkıldım artık.
Yeter. Paradan sıkıldım ya. Siz bunlara takılmayın. İş hayatında hiçbir şeyler olur. Kaptın onu. İyi çocuksun, hoş çocuksun ama konuşman gıcık. Hadi git bize içki getir Serhat. Et bir şey ya. Ali! Ne yapıyorsun? Ya Lady Gaga mısın sen? Bu ne hal? Ali! Gel böyle. Gel, kalk. Gel. Geç şöyle. Al bunu sen. Al. Tuvalete götür. Yüzüne yüzüne su çarp. Yoksa ben fena çarpacağım. İşim gücüm var. Sizinle uğraşamam. Azra'ların yanındayım. Hadi. Lan tamam. Bak kopartacağım hortumuna. Lan. İyiyim, iyiyim ben. Çok iyiyim. Kafam salıncak gibi gidiyor, geliyor. Ya kardeşim bir şey rica edeceğim ya. Sabahtan beri tutuyorum. Vallahi ağzımdan yapacağım artık. Bir yardım etsen ben şu tuvalete otursam. Tabii tabii, hemen hemen. Gel. Hadi. Hadi gel. Bak dikkat et ama. Ah yavaş. Dikkat et lütfen. Tamam. Dur ben şimdi şunu bir kaldırayım önce. Kaldır 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 kaldır. Oh. Tamam hazır. Tamam çıkar aşortmanını, hızlıca halledelim. Ben oturtup hemen gideceğim. Öyle ha deyince çıkmıyor işte. Maslahat büyük biraz biliyor musun? Şeye takılıyor, lastiğe takılıyor. Bir dakika dur dur olmadı, acıyor acıyor acıyor. Acıyor çek. Ah ah ah. Özür dilerim. Ah. Özür dilerim. Çok özür dilerim. Ya ne yapıyorsun ya? Denk geldi dur, mi? Dur bir çıkarayım şunu tamam ya. Tamam ben tamam. Gidiyorum o zaman. Tamam bir dakika. Sen bitince bana haber tamam, verirsin. Tamam dur şuna. Bedük. Ne? Aa Soner Sarıkabadayı. Yok. Hasan Şaş. Hasan Şaş? Vay Ali Nazi. Ne oldu ya? Tamam iki saatte evde olurum. Tamam yarın Kartal SSK'ya gider baktırırız. Kadın ben daha işten çıkalı 6 ay olmadı. İşsiz sigortası hala devam ediyor. Asabımı bozma benim. Babanın evinde özel hastane mi gördün? Kapa telefonu, kapa. Ondan sonra kontrolün bitti diye başımın etini yiyorsun. Bir yoğurt, üç ekmek alıp geleceğim eve. Tamam, kapa, kapat. Vay be, abime bak ya. Ali Ağoğlu. Abi ben senin bir numaralı hayranınım ya. Ali Ağoğlu ya. Başlatma lan Ali Ağoğlu'na. Nereden çıktı bu? Dalga mı geçiyorsun? Zaten senin. Sike git. Sikerim Ali Ağoğlu'nu. Bir tahana beni çağır sevgilim. İstersen şahidin olurum senin. Bu adam kim diye soran olursa eski bir tanıdık dersin sevgilim. Nasılsınız gençler? Selam. Ya bu ahalideki gariplik nedir ya? Ben çözemedim mevzuyu. Ne gibi bir gariplik? Ya ben bunun çocukluğunu da bilirim. Bu kadar çevreyi nasıl yaptı ya? Tamam tamam. Şimdi bunlara düşünme. Eğlenmemize bakalım öyle değil mi? Hadi hadi içelim, neşelim. Hadi. İçerideki tavşanlara yol verelim. Verelim. Al Azra'cığım, ver kurtu. Oba! Zihni abi bu gece bunu devirir ha, ben söyleyeyim sana. Kim bu yav? Bedük bu. Hasan Şaş niye şarkı söylüyor ki? Yok abi, Brothers'daki kel adam lan bu. Yok yok abi, Soner Sarıkabadayı. Ne Soner Sarıkabadayı abi, bildiğimiz Altay bu. Ne Altay abicim, Altay'a ben daha çok benziyorum. Adamın asabını bozmayın ya. Ha
Ne yaptın? Gönderebildin mi o uyuşsuz güvercini? Nasıl? Hani var ya o kafesin kapısını açık bıraktığında bile seni terk edemeyen o çirkin kara güvercin. Ben çok yanlış yaptım sana, kendime. Şimdi mi fark ettin? O yüzsüz güvercin seni bırakıp gitmeyince değil de şimdi mi fark ettin? Ebru geçenlerde birisi sordu senin için Ebru ne demek diye, hemen combo dedim. Tabii sen anlamadın. Yani. Ateş salonlarında vardır ya seri vuruş hareketi. Çare combodur. Yalnız çocukların en mutlu olduğu yerdir atari salonları. En kral hareketi de kombodur. Karşındaki rakibine bir kombo çektiğinde mutluluktan uçarsın, karnında kelebekler uçar. Sen benim çocukluğumun en mutlu, en kral hatırasısın Ebru. Ben istiyorum ki hayata kombo çektiğimde hep sen ol yanımda. Bir eve çıkalım Kuzguncuk'ta. 5 çocuk yapalım en az. 4'ü uslu, 1'i haylaz. Ne olur, o güvercin hiç gitmesin. Bu aptalı, bu gerizekalıyı bırakıp gitmesin. Lütfen. Bile yüzsüzler gitmez. İşte gidemez. Allah Allah ya. Beyaz güvercin mi o? Dur. Hem bak iyi olmuş böyle saçların. Kolay da siliniyor. Ali! Oğlum millet delirdi lan. Hadi gel çabuk ikinci şarkıyı söyle çabuk. Hadi bari. Bugün senin günün, tamam mı? Hadi yap bir combo da görsün herkes, hadi. Başım koyup uzansaydım dizine, ben ölsem de gönlüm sende bir güzel yekte. Yekte yavrum yekte, bastırım ardekte. Kızlar oynamakta, ne olursa olsun delikanlılıkta. Yekte yavrum yekte, bastırım ardekte. Kızlar oynamakta, ne olursa olsun. Kısadan lise sözünde, başka yerde arama, ne varsa kendi gözünde. Yana döner eli doğru, iki dakika efendi ol. Başkasını boş ver oğlum, kendine gel, kendin ol. Kılık kıyafet özenti, özgüven ego parça parça. Onda havalı duruyor ama sen de sanki yuvalı borca. Yanı başında duruyor gerçek aşk, sen kör gibi görmesen de. Naylon aşkları insanların alayına haydi sen de yekte.
sıradan gösterdiğin odaya yastığın. Deli ettin sevdiceğim sen beni. Emin ol dünyada değişmem seni. Şu yalan dünyanın malına güzel yetti. Yetti yalan yetti. Bastırım ardekte. Kızlar oynamakta. Ne olursa olsun delikanlılıkta. Yetti yalan yetti. Bastırmalar denkte, kızlar oynamakta. Ne olursa olsun, delikanlılıkta. Yekte! Ama oha, kahvaltı yapsaydın. Yok gidelim biz, gidelim. Çay koyardın. Yok, edince koydunuz. Kâfi, çıkalım biz az ya, çıkalım. Çıkalım Ferhat. Ne yapıyorsun lan burada? Dün geceden video koydum, ona bakıyorum. Ne yaptın? Beni bütün dünyaya rezil mi edeceksin Ertan? Allah Allah, seninki değil ya. Ali'nin şarkı söylediği videoyu koydum. Benim videom da mı var sende? Yo! Kim söyledi ya? Günaydın. Günaydın. Gittiler mi? Gittiler. Hocam, bir teknik dahilinde bana gerçeği gösterdiğiniz için teşekkür ederim. Rica ederim Ali'ciğim. Ne yapıyorsam senin iyiliğin için yapıyorum. Bak, kendimi bile feda ettim. Oha! Ne oluyor lan? 8,5 milyon kişi tıklamış Ali'nin videosunu ya. Oha! Allah, bak bir işe yaramaz diyordun. Koydun mu çocuğu? Ertan! Aferin sana Ertan! Aferin! Günaydın. Günaydın. Ne yapmış ya? Ali'nin videosunu 8,5 milyon kişi tıklamış. Oha! Abi büyük yırttık. Büyük yırttık bu sefer. Ya, hesabı mı yatıyorsun? Hesabı yatıyorum. Ne olmuş ya? Ali'nin videoyu 8,5 milyon kişi tıklamış. Oho! Allah sizin cezanızı versin. Allah sizin belanızı versin. Allah! Allah sizin gibi vatan evlatlarını başımızdan eksik etmesin Polat abi. Çakır abi halkın rahmetine kavuştuğunda gıyabi cenaze namazını ben kıldırdım abi. Yasin okudan ekibin en başında ben vardım abi. Allah ondan kalan ömrü sana versin. Abdülhey abi sana versin. Güllü abim sana versin. Ben ne diyorum, Allah benim belamı versin. Hayırdır beberuhi? Arkadaşlar ki? Bunlar icra... asker arkadaşları benim. Mahalleyi gezdirmeye geldim. Tanıştırayım asker arkadaşları. Orkinaryos Profesör Zihni Bey. Memnun olduk. Biz kaçalım artık. İzninizle. Size müşahede, bize müşahede. Yürü, 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 yürü. Paralel yürü, paralel yürü. İyi günler, iyi günler. Güreş işine devam, güreş işine devam. Kapat kapıyı, kapat. Ben sana internet bu işi uçuracak diyordum. Gördün mü bak? Fikrimi çaldın abla. Ben göndermedim mi seni Zihni Baba'ya? Ama bu burada bitmez hacı. Sana hakkımı helal etmiyorum.